Efendim CNN Türkiye kanalına hoş geldiniz. Buradalar çok an itibariyle başladı. Bu akşam çok müstesna bir gece yaşatacağız size. Kısmetse tabii kimlerle derseniz buyurun büyük üstadlara bir bakınız. Buradalar çok başlıyor. İşte bu gecenin konukları. Türk müziği müdavimlerinin çok güzel müziğe zorladıkları bir mekan var. Müzisyen Zekai Tunca programa Türk sanat müziğinin değişmeyen sesi olarak katılıyor. Zekai Tunca bu akşam müzikle geçen hayatını konuşuyor. Kapımı çalmasan da, adımı anmasan da, yanımda olmasan da bu aşk benden sorulur. Müzisyen Yılmaz Morgül programa Alaturka Show'dan katılıyor. Bu akşam Mesut Yer soruyor, Yılmaz Morgül yanıtlıyor. Gerçekten çok değerli tasavvuf eserlerimiz var. Zaten bir derya. Müzisyen Yıldırım Bekçi programa güçlü sesiyle katılıyor. Yıldırım Bekçi bu akşam hem kulakların pasını siliyor hem de müzik yaşantısını anlatıyor. Bütün solistleri hep kadrosuna alır o. Yani en büyük odur çünkü. Müzisyen Ayşe Mine programa özlenen sesi ve yorumuyla katılıyor. Ayşe Mine seslendirdiği şarkılarla nostalji rüzgarı estiriyor. Konuklar sadece Mesut Yar'ın konuğu olamaz, benim de konuğum. Ben de soru sormak istiyorum diyorsanız eğer Twitter/buradalafçok ya da Twitter/mesutyar'dan bize ulaşabilirsiniz. Evet, bir reklam arasından sonra başlıyor gecemiz. Hamdelerin
Hayırdır çekirge? Yine suskunsun. Ne oldu? Bir şey olmadığı için suskunum usta ya. Şunu unutma çekirge. Kendine güvenmeyenin en iyi taktiği susmaktır. Ama usta, bazen susmak söylenecek birçok sözden daha fazla şey ifade eder. Bravo çekirge. Aferin sana. Çözmeye başladın sen bu işi. Ya usta, kaç zamandır burada zaman öldürüyoruz. Bırak da olsun o kadar ya. Demek öyle. Ahmaklar zaman nasıl öldüreceğini, akıllılarsa nasıl kazanacağını düşünür çekirge. Bunu da unutma. Evet, muhteşem bir akşam. Sevgili dostum Sedef İbar'ın lafıyla başlayayım isterseniz burada laf çoka. Diyor ki 124 harfle kendini ifade etmeyen sözleri emekle seçenlerin dönemini de yakalamışız biz. Ne mutlu ki bize diyor. Hakikaten bize bu akşam ne mutlu ki Sayın Zekai Tunca'yı ağırlıyoruz burada. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Yıldırım Bekçi'yi ağırlıyoruz. Hocam siz hoş geldiniz. Sayın Ayşe Mine bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Zarafetinizden ve güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmeden bu yılların size yaptığı bütün güzellikte buradasınız. Çok mutluyum. Ediyorum. Ve yanınızda Yılmaz Morgül var. Bu bir şans mı yoksa dezavantaj mı bunu göreceğiz. Yılmaz tüm nezaketi, zarifliği ve hakikaten bambaşka bir şeyle, smokiniyle. Onu bana borç verirsen ikinci bir düğün yaparım eşimle 18'inde. Çok teşekkür ediyorum. Ben her şeyden önce bu kadar büyük üstadların arasında olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Çünkü bu üstadlarla aynı sahnede olabilmek, onlarla aynı sahnede şarkılar okuyabilmek çok büyük bir onur. Sen şanslı için. Bir adamsın Yılmaz. Hakikaten şanslı bir adamsın. Gerçekten çok büyük ustalara hem şahitlik ettin hem de çağdaşlık yapıyorsun şu anda. Çünkü onlar gerçekten bizim pamuklara sarıp saklayacağımız Türk musikisinin en büyük starları. Aynen öyle. Hepsi yaşayan efsanelerimiz. Yani ikinci derece tarihi. Ve ben hep mesela ben kendim de mesela Yılmaz Morgül Show'da da bu büyüklerimi ağırlıyorum. Ama onların gerçekten halkımıza anonslarını yaparken az önce de söyledim, korunma altına alınması gereken sanatkarlar olduğunu altını çiziyorum. Doğru ben. Diyorsun. Çok büyük değerlerimiz. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Ve mesela bizim bu işte Alaturka Show birlikteliğimiz bence Türk musikisinde çok büyük bir örnekleme olacağına inanıyorum. İnşallah ben. Bundan sonra da o yol devam edecek. Ben sevgili üstadlara da hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Gayet güzel. Gayet geniş bir orkestra var. Kendimi evet. Yalnız hissetmiyorum bu akşam. Çok İyiyiz yani. Gerçekten. Bayağı böyle dolu dolu bir ekibiz. Zeki abi sizden başlamak isterim. İnsan sizi karşısında görünce hakikaten nasıl hitap edeceğini de şaşırıyor. Biraz hani nasıl konuşacağını da şaşırıyor. Çünkü hani Türkiye'de nezaket denilen bir şey varsa neredeyse affınıza sığınarak çocukluğumdan beri onun göstergelerinden birisiniz siz. Ben çocuktum, siz gençtiniz. Ben genç oldum, siz gençliğe devam ettiniz.
Ben yaşlanıyorum, siz hala gençsiniz maşallah diyeyim size her şeyden önce. Yani şimdi böyle monitörde baktım da pek o kadar değil yani. Biraz mütevazı olmanın artık, hiç gereği yok hakikaten. Maşallah hiç değil. 30'u geçmiş görünüyorum biraz. Yapma ya. Evet 35 falan. Ya böyle ben şuna inanıyorum. İyi müzik, iyi melodi ve iyi insan kendini her zaman şey tutuyor, genç tutabiliyor. O bana sorulur, ne yapıyorsunuz, nasıl bir rejim uyguluyorsunuz, ne yiyorsunuz, ne içmiyorsunuz, ne yemiyorsunuz falan diye. Hiçbir özel bir şeyim yok, rejimim yok. Ben şuna veriyorum. Bu sevgiyi yaşıyorum. Alkışlar alıyoruz. Müzik bir kere dinleyen için şeydir, bir tedavidir. Söyleyen için, yani tedavinin tedavisi oluyor. Tedavinin karesi oluyor söyleyen için. O şifa tam size geliyor. Yap, tabii. Yani o bir kere onun bir büyük yararı var. Bir de şimdi bir şey vardır, bir sanatçı vardır. Herkes tanır. Ama insanların %50'si tapar, bir o kadarı da nefret eder. Doğru. Bizimki ortada. Yani milyonlarca falan değil tanıyanımız, hayranımız, sevenimiz milyonlarca değil ama hepsi ölçülü, hepsinin sevgileri, saygıları ölçülü bir çizgide. Şey yaşamıyoruz, gel git yaşamıyorum bu konuda. O mesafe iyi bir şey. İnsanı aslında bir üçüncü sağlık şeyde çizgisi de o mesafe zaten. Evet. Yani o iletişim içinde... Yani o bazı arkadaşların yaşadığı o didişmelere falan bakıyorum. Nasıl onların yürekleri dayanıyor, nasıl sinirleri kaldırıyor, nasıl o geceler uyuyabiliyor. O Twitter'larda şurada burada falan yazışmalar var, atışmalar var. Hatta basında atışmaları falan var. Onun üzerine nasıl... huzur içinde yatıp kalkabiliyorlar. Onu çok merak Zeki ediyorum. Zeki abi siz böyle bir hakikaten böyle müstesna bir döneme denk geldiniz. Yani böyle sosyal medya falan filan yoktu. İnsanlar hakikaten sevgilerini birebir dokunarak ya da işte sözle ne bileyim bir kağıtla bir şeyle bir şiirle nameyle anlatıyorlardı ve öyle de kaldı. Öyle kalan bir kuşak var. Ben o kuşaktanım. Tıpkı Sedef'in dediği gibi kendimi çok mutlu hissediyorum. Aynı şekilde Yıldırım Bekçi için de aynı şeyi düşünüyorum. Hala herhalde herhangi bir evlenme programına çıksanız, bir izdivaç programına çıksanız galiba en makul damat adayı siz devam edersiniz. Çok teşekkür ederim. Vallahi billahi yani hani bunda şey de yapmıyorum. Yani eski dönemlerde öyle yazıyordu. İnternette de bazen okuyorum hala yazılan şeyler var. İşte babaannemizin damat adaylarından bir tanesi diye yazarlar genelde ama eski dönemler için herhalde bahsetmişler. Hiç eski dönemler için değil. Yani şimdi de bakan böyle hani bir babaanne duygusuyla yanağınızı mıncırmak. Ah böyle bir damadım olsa keşke ya da böyle bir oğlum olsa keşke duygusu yaratıyorsunuz insanda yani. O duygunun ötesinde gerçekten bu seyircilerimizin de Zeki abinin de söylediği gibi ya o sıcak bakışları bizi fazlasıyla memnun ediyor. Sanki dışarıda evin içinde dolaşır gibiyiz. Bu sevgi çok güzel. Bizi ayakta tutan da bu zaten. Bravo. Bu yakışıklılıkla şöyle söyleyeyim. Hem müziğe ilk başladığınız dönemde hem de şu anda olduğunuz dönemde ne bileyim Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da hala bir pop star olarak ya da bir ne bileyim maestro olarak devam edebilirdiniz. Siz bir şeyi tercih ettiniz. Türk sanat musikisini tercih ettiniz ve hani bu tematik anlamda o alanda yürüdünüz. Bıraktığınız eserlerle, çıktığınız, yaptığınız performanslarla. Bana göre çok saygı duyulacak bir şey. Teşekkür. Bir yandan da insanı eskitmeyen bu olmalı. Tabii yani ruhumuzu en güzel törpüleyen, iyi anlamda törpüleyen müziği tabii ki. Hele Türk müziği bizim içimizde, bünyemizde olan şey. Ruhumuz okşuyor. Güzellikleri aşılıyor bize. Bu müzikle uğraşan halk müziği de olsa, sanat müziği herhangi bir müzik dalında mutlaka insanı iyi yönde etkiliyor. Bu çok güzel bir şey. Yani çocuklara öncelikle bunu vermek lazım. Harikulade. Yani sabahları bir bardak greyfurt suyu içeceğimize şöyle Kürt dili cazkardan güzel bir şeyle şarkıyla başlayabiliriz. Günün güzel geçmesi. Yani belki sabahleyin biraz karamsar olabilir insan o müziklerle ama hiç olmasa öyle. Caz mı diyeyim? Ne bu müzikte şey yok. Böyle kıyasıya şey yok, mücadele yok, kavga yok, savaş yok. Yani ölümüne şey yok. Bir paylaşım var, büyük bir paylaşım var. Bunu seçerken başka alternatifimiz de yoktu zaten bizim zamanımızda. Zorunlu olarak bir evde bir tek radyo çalardı, bir tek televizyon vardı. Anne baba, dede, nine ne dinliyorsa çocuklar da ister istemez onu dinlerdi. İyi ki öyle olmuştu. Şimdi her şey var ama o zaman o yokluğu ben o şeyi dayatmayı daha doğrusu devletin müzik dayatmasını tek kanal devletin dayatması tabii. Şey doğru. Yani onu bir hayırlı bir şey olarak görüyorum şimdi. O yönlendirdi bizi. Belki tabiatımız da buna müsaitti.
Yıldırım için. Benim Ayşe için geçerli. De konuşuyorum. Yılmaz için de izin verirsen onun için de konuşuyorum. Şeyimiz de buna yatkın olduğu için bunu seçtik. İyi ki de öyle oldu. Ben kendi adıma konuşuyorum. Bu şimdiki o kıran kırana müzik piyasasında kıran popüler kıran mücadeleyi yapacak durumda değilim. Vallahi yani sizden yani bir, o yapım yok. Bir hip hop şarkısı çıkmazdı ya da bir rap şarkısı çıkmazdı. Şarkı çıkar. Herhalde. Şarkı çıkar ama var mesela bir sürü yaptığımız şey var. Biz daha uğraşırken birisi bir şey yapmış, bir deneme yapmış. Bakıyorsunuz bir sayfalık haberler falan başlıyor bir ay öncesinden. Böyle manşet. Onu yapamıyoruz. Yani bu iş etiler. Ondan sonra Kuruçeşme, bir de o civarlarda oynuyor. O civarlarda hiç sadaka şeye kendi çıkmıyor. Döneminde dışarı en güzel besteleri yapan Zekai abi. Bestekar Zekai abi geldi. Üstadım deli misiniz yani yemin ederim size yani hakikaten şeyimizin hanemizin içerisinde Zekai abinin farklı bir yeri vardı. Keza sizin de ailemizin hatunları size hastaydı. Zaman zaman ne yapıyorsunuz diye ayarlarıyla oynardık yani. Ayşe Mine'ye gelince onun da bizim için çok farklı bir yeri var. Ayşe Mine hem bu müziğin temelini yaptı hem de onu renklendirdi. Farklı farklı şeylerle pop müzik de vardı sizde. Tabii. Bildiğim evet, kadarıyla. Var. Fantezi dedikleri şeyi çok bilmiyorum. Yani çok anlamıyorum. Fantezi nedir onu bilmiyorum ben ama. Ben de anlamıyorum. Sizin evet, böyle harikulade hatta Türkiye'nin ilk galiba feminist şarkısı da size aittir. Bana diye evet. Düşünebilir. O elimizde var. Selçuk Tekay'ın bir şarkısı. İsterseniz, evet, isterseniz onu bir gösterelim. Yani Türkiye'nin ilk feminist şarkısını merak edenler. Türkiye'de kadın hareketi Ayşe Mine'yle bu kadar ağır bir feminist şarkı pek çıkmadı erkeklerle. Bir kadın hareketi şarkısı diyebiliriz. Aynen. Öyle kadın hareketi şarkısı. Gösterebilir miyiz arkadaşlar evet, lütfen? Sanma ki ya biz erkek milleti olarak ne kadar çirkiniz ki buzlamışız yani. Oradan hesaplayın. Aman efendim. Ayşe duruyor. Herkes buzlanmış. Erkek milleti buzlanmış. Evet. Böyle çok da işten söylemişsiniz. Çok. Erkek milleti konusunda. Selçuk Tekay bestelemişti. Hülya Kaya diye bir arkadaşım. Söz yazarı. Sözlerini yazmıştı. Hülya Kaya'nın canı çok yanmış. Siz de onu çok güzel. Evet. Sözler bana ait değil. Fakat yüzlerce şarkı seslendirdim. Kendi bestelerim de dahil. Bu şarkı kadar bilineni. Ne yazık ki. Bu çok acayip. Çok enteresan. Hakikaten bir döneme imzasını çok, almış bir evet, şeydir. Evet. Yılmaz Morgül de öyledir. Mesela hani Çağrı'yı aradığımızda hep Güller'de ararız ya. En son Çağrı Morgül diye. Abi biz ondan sonra dedik ki Yılmaz kesin siyasal hareketlerden bir tanesinden kafa gösterecek bir yerde bir belediye başkanı adaylığı, bir büyükşehir belediye başkanı adaylığı yapacak dedik. Ama siz bizi şaşırttınız. Çıkmadınız Yılmaz. Evet, Türkiye'nin ve bazı şehirlerin duvarlarına hep Çağrı Morgül yazdılar. Tabii canım. Bunun nedenini araştırdım. Neden dedim Çağrı Morgül? Dediler ki çok güzel bir duruşunuz var. Yani ödün vermiyorsunuz. Çok dobrasınız. Yani dimdik adınız gibi Yılmazsınız. Hiçbir şey sizi yıldırmıyor. Hani biz de siyasi arenada böyle örnekler görmek istiyoruz dediler. Ama bizler Allah'ın bahşetmiş olduğu özel yeteneklerle müziğe aşık insanlar olarak dünyaya geldik. Ben müziğimle toplumları birleştirmek istiyorum. Ama ileride böyle bir görev bana verilirse de ben bu görevi yine Türk musikisinde almış olduğum terbiye ölçüsünde, hani beyefendilik ölçüsünde, aile ahlakı ölçüsünde de memleketime o arenada da hizmet vermeyi düşünüyorum. Çok keyifli olur meclis kürsüsünde ya da ne bileyim bir başkanlık makamında sizi görmek. Evet. Zaten smokin yakışan ender adamlardan bir tanesiniz. Estağfurullah. Çok hem yani o zarafetinizi üzerinizde taşır hem de bu konuşmalarınızla biraz da galiba hafiften bir ayar da verirsiniz gibi geliyor yani. Tatlı yani duruşumdan dolayı bir de çalışmış olduğum 14 yıldır 200'ün üzerindeki sağlık sosyal yardım vakıf ve derneklerinden dolayı bir sürü konferanslar veriyorum. Ben Sağlık Bakanlığı'na mı adaysınız tam olarak şimdi hep sağlık üzerine çünkü konserleriniz? Yani her türlü göreve hazırım ilerisi için ama ben isterim ki müzik dünyasından da
Türkiye'nin bir başbakanı olsun. Oo, fena olmaz aslında. Evet. En azından melodik bir ülke değil mi? Yani böyle keyifli olur evet. Önümüzdeki zamanlarda. Çünkü bütün dünyadaki seçimler olsun, seçim sonrası dönemlere baktığımızda ülkelerin kuruluş amaçlarından en büyüğü toplumları bir araya getirebilen insanları evet. barındırabilmek hı-hı. ülkelerinde. Hı-hı. Çünkü sporcular ve sanatkarlar ancak bütün ulusları, halkları bir araya getirme şansını elde eden yetenekli insanlar. O yüzden ben zaten hep şunun altını çiziyorum. Allah aşkına sizin programınız aracılığıyla da ben şu anda eğer izliyorlarsa Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Başbakanımızdan ben bütün Türk musikisindeki ve Türk halk musikisindeki sanatkarlar adına hepsini ağırladım ben çünkü programımda. Hı hı. Hepsinin görüşleri bunlar. Hı. Onlar adına işte bu görevi de almak isterim. Bizim öz müziğimiz olan Türk sanat musikisinin ve Türk halk musikisinin korunma altına alınmasını istiyorum. Devletimiz ve hükümetimiz tarafından. Hı. Yani bir müze oluşturulsun. Hı hı. Daha ortaya çıkmamış. Mesela şu anda yıllardır Türk müziğinin ilk yıllarından bugüne kadar okunan, sizler de daha iyi biliyorsunuz hocalarım, 15-20 bin eser var diyelim. Hı. Ama niceleri var daha ortaya çıkmamış. Hı. Bunları da ortaya çıkaralım. Bunları dünyadaki bütün ülkelere karşı işte bu bizim öz müziğimizdir, öz müziklerimizdir. Bunlar da az önce söylediğim gibi bizim bu müziğimizi en iyi icra eden sanatkarlarımızdır. Hem sanatkarlarımızı, yorumcularımızı hem de şarkılarımızı, güftelerimizi, bestelerimizi koruma altına alınacak bir kurum oluşturulmasını istiyorum neden ben. Neden mesela Balmum heykeli olmasın? Yani işte Madame Tussauds Müzesi var. Yani bizim sanatçılarımızın niye bir Balmum heykeli olmasın? Yani zaten hani yaşarken tam anlamıyla şeyini veremiyoruz, değerini veremiyoruz. Evet. Yaşarken heykelini dikmek kavramı bana göre. Yaşarken de yaşayan bir şey yapmak önemli. Bu yapılıyor. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerimiz bunu yapıyor. Yaşatmak adına. Bu güzel bir şey. Yani müzelik değil. Hı hı. Mesela anne baba zoruyla gelmiş çocukların ben böyle şeylerini alıyorum. Ben takip edemiyorum da eş dost bana diyor böyle bir face var. Hı hı. Böyle bir Twitter var. İstatistikleri topluyorsunuz anlamına göre. Ben takip edip şimdi şöyle ifadeler var. Ya işte annem zorla götürdü ama ne iyi olmuş. İyi ki gitmişim. İşte bir kültür merkezinde, belediyenin bir kültür merkezinde verilmiş bir konserde. Bu müzik de bayağı güzelmiş falan. Şimdi bunu beklememek lazım. Annenin babanın zoruyla o çocuğun oraya gitmesini beklememek lazım. Çocuklara ulaşabilmek lazım. Çocukların bize ulaşmasını sağlamak lazım. Müze safhasından evel. Ondan evvel yani. Bizi müzeye koymadan önce evet, bunu evet, ama önce evet. eserlerimizin değer altına alınması gerekiyor ki. Yani okullarda yani. Hani Türk musikisi, Türk halk musikisi konusunda hani müzik eğitmenleri tarafından bunun ön plan alınması gerektiğini inanıyorum. Ben bunu yapacağız bir şekilde. Mesela yani. Gazino harici barlarda da gece kulüplerinde de çalışıyorum. Hı hı. Hep enstantane aynıdır. Bütün pop müzik sanatçıları için de bu geçerlidir. İlk bir saat herkes kendi janrındaki eserleri okur. Ondan sonraki saat daha herkes sonra, Türk sanat müziği, basılı evet. şarkılarını birlikte okuyacakları şarkılar ararlar. Ayran bir uyku getiriyor. Öyle bir şey oluyor. Yani öyle bir durum var yani çıktığınızda. Herkes sonuçta ben şeyi merak ederim Yılmaz. Öz müziğine döner. Pekkan gibi mi çıkarsınız şeye? Efendim? Sahneye Ajda Pekkan gibi mi çıkarsınız? Hareketli mi çıkarsınız? Yani dansla ne bileyim bir aksiyonla mı çıkarsınız? Şimdi yoksa eğer klasik Türk musikisi konseri veriyorsam tabii ki ağır eserlerle eyvallah. Programa başlarım. Hı-hı. Ve o konserlerde neoklasik eser bile okumam. Bunun dışında gazino çalışmalarında tabii ki orası insanların eğlenmek için, muhabbet için geldikleri bir nokta olduğu için tabii ki daha neoklasik eserlerden oluşan bir repertuar hazırlarım. Birinci bölüm ama ikinci bölümde bütün popüler şarkıları da seslendiririm hatta caza kadar. Şey rahatsız etmezdi mi? Sen şarkı söylerken göbek atılması mesela. Yani hareketli şarkılar okurken... Onun da neden? Yeri vardır. Onun da yeri vardır. Onda, şimdi olmalı. Onu beklersiniz yapılmasa da insanın canı sıkılır yani. Niye oynatamadım? O amaçla yapmışsınızdır. Oraya artık oraya gelmiştir. Belli bir saatten sonra. İş oraya gelmiştir. Beklersiniz. O sanatçı da bekliyormuş. Bak bu da güzel ya. Biz de ağır değil yani o kadar. İnsanları yani eğlendirmek görevindeyiz. Evet. Mutlu etmek evet. görevindeyiz sahnede değil mi efendim? Yani bir şey. Pardon bir de şunu da anlatmamız gerekiyor. Bu iş sadece
ah vah işi değil, değil. Aynı zamanda neşe, işin de tabii. Neşesi de olan evet, bir şeydir. Efendim. Bunu da anlatmamız lazım. Ben şeye de karşıyım. Yani bu sanatçı var aman çatal kaşık çatal, sesi çıkmasın, yemek sesi sohbet etmeyelim. Çok, hem evet, izlemeye saçma. Gelmişler hem sohbet edebilirler ama rahatsız etmeyecek şekilde çünkü çevirelim. Çünkü o konservatif bir program değil ki, orası tabii. Bir gazino. Evet. Eğlenceye açıkmış. Evet efendim. Tabii. Evet çünkü konservatif program şurası. Ya bu da enteresan mesela. Hani bir haber kanalında biz güzel bir şu anda şey yapıyoruz. Hoş bir sanat müziği gecesi yapıyoruz. Evet. Şey diyorlar insanlar. Ya mesela hani TRT'de yapılmalı. TRT yapıyor zaten bunu. TRT yapıyor. Asıl mesele şeyde haber kanalında bunu yapabilmek. Yani yaygınlaştırabilmek, etkinleştirebilmek. Bir de sizinle tanışan çok yeni kuşaklar var. Şimdi Twitter akmaya başladı. İşte diyor ki bir tanesi Ayşe Mine Kurtuluşlu. Biliriz biz de Kurtuluş çocuğuyuz. Ayşe Mine'nin eski bir Kurtuluşlu olduğunu. Yıldırım Bekçi'yi çok beğenirdim. Çok face yani şeydi baby face'di. İşte abi. Yani demek ki hatıraları biraz okşamamız gerekiyor. Kesinlikle. Yılmaz sen daha popülersin. Yani CNN Türk televizyonunun bu geceki katkısından dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben siz geldiğiniz başımızın üzerine yeriniz var. Ama siz zaten Türk sanat müziğini çok seviyorsunuz. Ve hep destekliyorsunuz. Türk müziğindeki bizim... insanları çok. Mesela biz daha önceki dönemde de sevgili radyo sanatkarımız Ayfer Er'le birlikte Türkiye'nin ilk Türk sanat müziğindeki single'ını yapmıştık. Bu Aşk Benden Sorulur. Yine bize bu perdeleri açmıştınız. Ya bu fıtratımızda var. Yapacak bir şey yok. Hani sonuçta doğduğumuz mahallelerde şimdi, bu müzikler dinlendi ve bu müzikleri biz çok değişik ekaliyetlerle dinledik. Yani Ermenisi, Rumu bilmem ne bizi masalarda birleştiren şey tabii. Bu müzikti. Tabii. Hala da demin dediğin şey şu. Bu tabii. Müzik insanları bir tutkal gibi birbirine. Evet, ben şunu diyorum. Yani bizi bu şarkılar birleştirebilir. Mozaik. Bu müzik bravo. Ya alt tarafı müzik denebilir. Ya bu müzik mi? Olsa ne olacak? Olmasa ya o bu olacağını öteki olsun falan diye düşünülebilir ama bu müziğin hem icra edenin hem dinleyenin haline, tavrına bakın. Bazı müziklerin de dinleyenin ve icra edenin tavırlarını, hallerine, havurlarına, trafikte, evet. Yolda yürüyüşlere bakın. Evet. Evet. Yani ona bakın. Bu müziğin niye yaşaması gerektiğini çıkarabilir. Yani arabada 5, evde 15 olmuyor. Bunu, bunu böyle bir Sayın Mesut Yar, mesela bütün en önemli köşe yazarlarımızdan tutun da roman yazarlarımıza kadar, felsefecilerimize kadar hepsi bir noktada birleşiyorlar. Diyorlar ki mesela bütün ülkeler için bu geçerli. Ülkenin öz müziği hangisi ise lütfen ona sıkı sıkı sarılın. Öz diliniz hangisi ise Türkçe ise Türkçe'ye sıkı sıkı sarılmak zorundayız biz. Asil müzik. Evet. Asil. Çünkü asil. Uluslar, bizim ulusumuzu Türk ulusunun birleştiği tek nokta öz Türkçesi ve ona münhasır olan Türk sanat musikisi ve Türk halk musikisi eserleri. Sen müzik için ağlamış bir adamsın abi. Evet. Benim sana çok ekstra bir saygım vardır. Yani çok Türk sanat müziği nereye gidiyor diye hatırlarsınız o şeyleri. Tabii tabii. Şimdi hani elimizde yok veterisi ama Yılmaz oturdu üngür üngür aldı. İnsanlar dalga geçtiler Yılmaz'la. Ya evet. Dediler ki bak müzik için. Ağlayacak adam bir kültürün yok oluşuna ağlıyor aslında. Evet. Bir ağıt yakıyor, evet. Bir taziyede bulunuyor. Onu anlamak lazım, doğru anlamak lazım. Ağlanacak bir duruma da gidiyor zaten, lafınızı böldüm. Estağfurullah buyurun. Mesut Bey, üzücü olan bir şey var. Yani ben şahsıma söyleyeyim, ben gerçekten üzülüyorum. Yıllar öncesini düşününce biz çok turnelere falan çıkardık. Hı hı hı. Yani 20 gün, 30 gün. Hı hı. Bütün il, ilçeleri, Anadolu'nun birçok yerine dolaştık. Hı hı. Halkla birlikte olduk. Turneler bitti. Şimdi müze falan deyince biraz önce gazinolar tamamen kapandı. Tamamen. Biz şanslıydık. Ben Maxim gazinolarında çalıştım yıllarca. Birçok gazinolarda çalıştım. İzmir fuarında çalıştım. Samsun fuarında çalıştım. Hepsi bitti. Hatta son birkaç sene önce Maxim gazinosu Caddebostan kapanmadan önce Taksim için de aynı şey geçerliydi. Ya dedim burası bir alışveriş merkezi değil de bir müze olsaydı. Devlet burayı bir müze olarak ya, ve gelmiş geçmiş sanatçıların evet, balmumu, heykelleri, onların çok kıyafetleri olurdu, sergilenseydi evet, harika olurdu. Şimdi tabii bu imkanlar kalmadı. Yeni gelen jenerasyon arkadaşlar çok şanssız. Hı. Biz bu programlarda, bu cumartesi günü vereceğimiz programda bu eski gazino havalarını yakalamış oluyoruz. Harika. İşte halka bu şekilde seyirciye ulaşabiliyoruz. Çünkü artık alternatif yok. Kültür merkezlerinde verdiğimiz konserler çok değer kazandı. Musiki cemiyetleri öyle. Ben birkaç tane musiki korosu çalıştırıyorum. Hı hı. O kadar meraklısı var ki. Olmaz mı ya? Hangi yaştan olursa olsun. Bakın terapi gibi gerçekten. Kesinlikle öyle. Gerçekten terapi gibi. İşte Alaturka Show. Ben isimleri sayayım. O kadar büyükler ki hakikaten insan sayarken hani dili bile sürçebilir. Sayın Metin Milli, Sayın Belkız Özener, Sayın Ayşe Mine, Sayın Ayşe Taş, Sayın Ela Altın,
Sayın Yılmaz Morgül, Sayın Yıldırım Bekçi, Sayın Zeki Aytunca ve Sayın Umut Akkürek. Umut biraz daha gençtir size göre. Daha yeni jenerasyondur. 3 Mayıs İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Bakınız ne olur bunu bir kenara not alın. Bunlar gerçekten istisnai işler, çok kolay bulunacak gösteriler değildir. Daha doğrusu performanslar değildir. Not almak lazım. Geçtiğimiz hafta İtalya'daydım. Paskalyaları vardı. Bütün eski sanatçıları inanılmaz performanslarla insanların karşısına çıktı. Kiliselerde, efendim söyleyeyim, buldukları tüm boş gösteri merkezlerinde muhteşem bir opera haftası, bilmem ne. Yani o dini bayram başka bir noktaya gelmişti. Zaten 3 Mayıs'ta Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konser de Türk müziği adına bir devrim bence. Galiba yani çünkü bu kadar büyük sanatkarların yani bunların aynı sahnede olduğu dev bir organizasyon. Yani spot yetişmez buna. Yani kimi başa koyacağız, kimi sonra. Biz tabii burada hani biraz yaptık. Askeri uyguladık. Evet, kıdem uyguladım. Ben öyle özellikle rica ettim. Hülyan Bey çok dikkat ediyor zaten. Yani ben, bu organizasyonu hazırlayan kişi. Önemli bir şey. Bu durumda genelkurmay başkanımız. Ben şey diyorum. Mesela işte Yeşilçam şarkılarının kraliçesi var. Sinan Bey, Belkıs Özdenir'imiz var. Sinan Bey çok dikkat ediyor. Evet. Bu müziği bizden çok seviyor olmalı. Yoksa çok. Bu kadar deli bir araya kimse getiremez. Meşakkatli. Hiçbir menfaat gözetmeksizin. Yani evet. Çok. Şimdilik dokuz. Bu iyi bir şey. Bu yaptığınız şey gerçekten iyi bir şey. Yıldırım Bey, hiç kabuslar gördünüz mü? Pop şarkısı söylüyorsunuz. Mesela bir Serdar Otar şarkısı söylediğiniz bir kabus. Yıldız Tilbe'den söylüyor zaten. Kabus olmaz bence. Söylüyor. Bence kabus olmaz. Buna pek sınır yok yani. Yorumu önemli. Ben okumaya çalışıyorum elimden geldiğince, dilim döndüğünce. O zaman diyelim, hadi bizim çocukları bir kenara atalım. Lady Gaga'nın bir şarkısını söylediğiniz bir kabus. Herhalde onu beceremem. Terleyerek. Beceremem. Ama Serdar Ortaç'ın da çok güzel şarkıları var. Slow. Yani Türk müziğinde abacıların okuduğu çok güzel eserleri var. Biz Orhan abinin şarkıları da çok severiz. Festivallerde ve çeşitli konserlerimizde. O eserleri de severiz. Söylüyoruz. O oluyor ama bir Eminem parçası, bir Ceza. Onu söylemiyoruz, evet. Peki. Yıldırım Bey, tekrar size soracağım. Türk sanat müziği kişilikle doğru orantılı bir müzik aslında, değil mi? Evet. Yani bir süre sonra ona teslim oluyorsunuz ya da sizi teslim alıyor galiba. İster istemez o yola girdiğiniz zaman zaten bir sorumluluk yükleniyorsunuz. Hep tartışıldı birkaç sene önce. Sanatçı duruşu. Yani sanatçının oturuş şekli değil, sanatçı duruşu. Sanatçı duruşu sizi izleyenlere güzel mesajlar vermek. Gelecek nesile örnek olabilmektir. Bu açıdan kendinizi sorumlu hissediyorsunuz. Yani biraz tabii ki sıkıcı olabilir bu konu ama dışarıda rahat da edemeyebilirsiniz. Fakat her zaman ölçülü, biraz da karakteriniz eğer yansıtıyorsa bir sıkıntısı kalmıyor. Peki tabii. Yani Türk musikisinde hangi makama denk düşersiniz kişilik olarak? Valla makamlarda ayırt etmiyorum ben. Her makamı bir tanesi. Her makamın adını istiyorsunuz ama bir tanesi mesela yani. Hüzzam makamını çok seviyorum. Hüzzam. Uşak seviyorum. Yani seçme yapabilirsem Muayyer Kürdi'yi, ki Zeki abinin çok güzel eserleri var. Belki biraz sonra bir tanesini seslendiririz. Bir ayrıyetten üretici olarak da çok farklı bir yere koyuyoruz. Yani şimdi şöyle ki diyelim ki verme söyleyeyim. Bekarız. Uygun bir izdivaç arıyoruz. Doğrusu acaba Türk sanat musikisi sanatçılarından seçmek midir diye böyle bir aklıma çok tırnak içinde fırlamamak geldi. İlle sanatçı mı olacak? Yani illa bir sanatçı olacaksa. İlle sanatçı olursa, illa bir sanatçı olursa Türk sanat müziği. Türk sanat. Oradan alır. Çünkü kız alınır, kız verilir. Yani, şimdi diğer arkadaşların hızına ben bakıyorum, şaşırıyorum yani. Bir senede, iki senede medeni durumlar devamlı değişiyor. Bir de belli bir çevre içinde. Popüler kültür. Yani bir, o 8-10 kişilik bir şey içinde, o oraya gidiyor, bu buraya geliyor falan, böyle bir dönüşüm. Valla o kişiye göre de değişebilir. Yani değişebilir. Şimdi Türk sanat müziğinde en azından çevre izin vermez ona yani. Evet. Ha. Öbür şeyde, öbür müzikte hoş görülüyor bu. Belki daha iler olduğu için. Yani belki... Biz çağın biraz gerisinde kaldık. Ya siz de ama çöp poşet diye şarkı yapmıyorsunuz. Ama enteresan yani. Bizim müzikte durum, gerçekten hoş görülmüyor. Müzikte seçim yapmayalım da çok bence ama bu ülkede Cumhuriyet'in kurucusunun sahiplendiği bir müziği icra ediyoruz biz. Atatürk'ün sahiplendiği bir Türk sanat müziği.
sanatkarı olarak değil, tabii, da hepimizin artık sahiplendiği. Muhakkak biraz. Ama işte o duruşumuzu da etkiliyor. Ben şahsım adına size çok teşekkür ediyorum bu akşam bizlere yer verdiğiniz için. Estağfurullah. Gerçekten. Geçenlerde kulaklarınızı çınlattık Sayın Sacit Aslan'la. Ayşe Mine ne yapıyor diye. Çok severim. Ve hani hakikaten ben de böyle büyük Sacit bir özlemle bahsediyorum. Sacit Aslan'ı bir başka severim. Sacit abi de sizi Sadece. Çok ayrı bir yere çok, koyuyor. Benim. Sacit abi tabii çok o Maxim duygusu. O başka türlü bir adam. Yani acayip bir şey. Çok dobra bir insan o da. Sacit Aslan benim için çok, bütün arkadaşlarımız için. Fakat ben onu tanıma fırsatını buldum. Arkadaşlığımız, dostluğumuz oldu çok iyi ailece. Başka türlü bir kişi. Biz de dedik yani, ki hani bir albüm gelse tam da zamanı bilmem ne. Hani kulaklar biraz şenlense, renklense. Evet. Çünkü biraz biz şeye bağladık, çok özür dilerim. Vasata bağladık, rutine bağladık. Farklı bir ses çıkmıyor, farklı bir ton çıkmıyor. Gerçekten... Bu anlamda bir performans dinlediğin, Sayın Bülent Ersoy'un geçenlerde bir performansı. Hani sever insanlar, sevmezler bilmem ne ama yani sahnedeki performansıyla ben mesela başka bir tarafa doğru aktım. Çok ilginç. Canlı söylemek çok önemli. Ve orada başka bir terbiye de var. Bakınız Bülent Hanım'ın televizyon şovlarının tam tersineydi şey. Sahnedeki performansı. Bu benim çok hoşuma gitti. Keza sizin televizyon şovlarınız çok başarılı Yılmaz Bağgül. Ama ben biliyorum ki sahnede de siz... Başka türlü bir efendilik içerisine, başka türlü bir lisan içerisine giriyorsunuz. Evet. Ne olursa olsun reytingde nedir? Aman hareketlendirelim, aksiyon olsun, bu olsun falan filan. Evet. Ama orada başka bir disiplin var. Ve gerçekten ben Yılmaz Morgül Show olarak çok mutluyum, gurur doluyum. Çünkü Türk musikisini seven Sayın Cavit Çağlar, Mustafa Çağlar gibi iki tane değerli patrona sahibim. Bana yalnızca müzik performansları yapılmasını rica ettiler o programda. Bir de Türk musikisinin ve Türk halk musikisinin yaşayan efsanelerini ağırlamamızı, yani bu musikiye çok önem vermemiz gerektiğini altını çizdiler. Harika bir şey. Mesela kaybettiğimiz değerlerimizi, saygı duruşlarımız var programımızın bir bölümünde. Onları anıyorum. Mesela geçtiğimiz hafta, haftalarda Medihan Şensancakoğlu gibi yaşayan efsaneleri. Çok da takip ediyorum sizi. Ve şu sıralarda başınız biraz beladaymış, onu da biliyorum. Yani birkaç yerden... Böyle link atıyorlar size televizyon eleştirmeni olduğum için kusura bakmayın. Belki sizden önce öğrenmiş olabilirim bazı şeyleri. Sizin kulağınıza her şey önceden yani geliyor. Öyle deliktir. O kadar da iyi yapmayın diyeyim ben. Yani çünkü bu transfer sezonlarında insan hakikaten aklı karışabiliyor. Gerçekten çok mutluyum. Mesela Sayın Tuncay'ı da, Sayın Bekçi'yi de ağırladım. Yani birer kelimeyle özetleyecek olurlarsa gelenler herkes Mustafa Sağyaşar'dan tutun Yaşar Özer'e kadar çok büyük değerlerimizi ağırlıyoruz. Yeni jenerasyonda TRT'de görev yapan ışık diyebileceğimiz sanatkarlarımızı ağırlıyoruz. Herkesin bana ilk söylediği şu, biz bunca yıllık sanatkarız ama hiç böyle 10 tane 15 tane şarkı okuyabildiğimiz bir arenada olmadı. Bu güzel bir şey. TRT sanatçılarına çok ekstra saygı duyarım. Yani onların disiplini de farklıdır. Bir dönem mesela abiye giyinecekse kadınlarımız TRT sanatçılarına bakarlardı. Hani vitrin olarak onları görürlerdi. Hani şey olarak da onları alırlardı. Ama ben şöhret olduğum ilk günden beri kendileri biliyorlar. Hep Yıldırım Bekçi demişimdir. Canım. Hep Zekai Tunca demişimdir. Dediniz ya, ben hep Sami Aksu demişimdir. Dediniz. Yani bunlar benim Sami Aksu ne yapar, iyi mi? Ay, çok iyi. O da sevgilerine sormadı. Görürseniz ne olur, benden de selam söyleyin. Buran önce konuşmuştuk, ona da çok selamlarımı iletiyorum. Çok saygılı. O öyle. Ben çok seviyorum. İsimleri sektirmemeye çok çalışıyor. Evet. Böyle bir deli çocuk. Yıldırım Bekçi gençti, tamam, biraz olgunlaşmış. Eyvallah diyor. Peki Zekai Tunca oğluyla hep mı katılmış nedir, anlayamadım diyor. Hep aynı. Efendim Türk musikisinde ilk mumyalanan sanatkarımız olduğu için. Buzdolabında saklıyoruz onu. Çok güzel hakikaten. Buzdolabında saklayıp çıkartıp getiriyoruz. Ama bakın. Enver çağırmıştı sizi. Konuk etti. Acayip kıskandım Enver'i. Ya arkadaş bizim çocuk şimdi Enver benden küçüktür. Bizim çocukluğumuz Zekai abiyle ilk gençliğimiz, belki ilk içtiğimiz ayran onunladır yani düşününce. Benden önce ağırlayınca çok şey yapmıştım, kıskanmıştım. Şimdi büyük bir kapak attım kendime. Mesela Zekai Tunca'yı ekranda görünce annem diyor ki o kadar güzel diyor, Allah ona diyor beste yapma yeteneği vermiş. Maşallah. O kadar diyor milyonlarca insanın hep bir ağızdan marş olarak söylediği şarkılar bestelemiş ki diyor annem. O şarkıları söyleyen insanların diyor yaşadıkları mutluluklar diyor ona diyor çok güzel enerji gönderiyor. Aynen diyor. Öyle. Kaç o yüzden oldu? Asla diyor yaşlanmayacak. Kaç şarkı olacak yani, ya? Çok, 90, çok. 90 falan. 90. Ama yani şimdi mesela şöyle bir ölçüler vardır. TRT'de
800 şarkım var denir, 400 şarkım var denir. Hadi falan dediniz de 2-3 tane böyle bilinen bir şey oldu. Benim bir şansım var, şükürler olsun. Bir 20 tane kadar şarkıyı başladın. Ha yani yadırgayan sazların yadırgadığı, yadırgamadığı, işte söyleyenin yadırgamadığı, dinleyenin yadırgamadığı 20 tane kadar böyle. O çok daha önemli. Çok daha, yani 500 şarkıda 3 şarkı hatırlanacağı yerde 80'de 20 bana göre çok iyi bir şey. Geçenlerde Selami abi ya Şahin'i ağırlamıştık. Mesela o da ürettiği bütün şey. Ben zannediyorum ki 3000 şarkı falan üretti. Yok dedi ya toplam 200-210 şarkıdır bu. Ama önemli olan hani bunun 100 tanesinin hatırlanıyor olması ve hani dağılmış olması, o acayip bir şey. Peki en sevdiğin şarkınız hangisi? Yani bunlar ayırt edilmez tabii elbette. Şu ara yani şeye çok şey borçluyum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam şarkıma. Şarkısına. Ama çok güzel. Çok şey borçluyum. Şey tabii şeye tabi şarkının sevilmesi getirdiğine, getirisine, yaşattığı mutluluğa, saadete. Ama bence o eseri Yıldırım Bekçi'den dinleyelim bu akşam. Vallahi Yıldırım Bekçi'den dinleyelim. O kadar güzel icra ediyor ki eseri. Yıldırım için de şöyle laflar var. Mesela hani bazı eserlerde hakikaten onun üzerine çıkabilecek bir başka bir maestro, başka bir uzman yok. Mesela Çile Bülbülüm Çile. Yıldırım Bekçi ile çok özdeşleşmiş. Yedek kompresör taşıyordu yanında. Efendim. Efendim. Yedek değil mi? Yıldırım. Bir şarkı başka bir yönü çok espritüel. Yıllarca Ankara Radyosu'nda 9 sene yaşlı görev yaptık. Bütün programlarımız onunla hep keyifli geçmiş. Ciddi ciddi. Çile Bülbülüm dediniz de. O zaman ben de bir müjde vereyim size. Buyurun. İnşallah Eylül ayında maxi single'ım çıkacak. Yönetmenim de Yıldan Ergüzel de buradalar. Kanuni. Sanatkarımız hem orijinalini hem de gençlere daha nasıl sevdirebiliriz diye günümüz ritimlerinde de soundlarında da şarkıyı seslendirdik. Kendisi son derece çok genç büyük ses, için rahat olabilirsin. Bir yere gelmişken bir şey ses geleceğine inanıyorum. Tabii geçen haftalarda bir konserim oldu. Yeri söylemeyip muhatapları şey yapmış olabilirim. Şikayet etmiş gibi olur. Merdivenler falan dolu. Ve bir o kadar da geri dönmüş. Hatta böyle bir okuldan bir grup gelmiş. Demişler ki sizin ne işiniz vardı? Var burada. Çocuklara. Bu çok yanlış. Bu işte şey olan, bu işe katkısı olan, bu işte görev olan herkesten ricam. Kaç yaşında kim gelirse gelsin onu başımız üstüne almamız lazım. Merdiven, baş üstü, ne varsa artık. O çocuk gelmeli, oraya girmeliydi. Tabii canım yani o kuşaktan başlayacağız ki yani bir sonraki... Bize o lazım. Bostancı Gösteri Merkezi'nde ayın 3'ündeki konserimizde çocuklarını da alıp gelebilirler. Ayşemin'e ne güzel anne babalar gelsin. Mesela çocuklar için, bunu Sinan Bey'e söyleyelim. Sinan Bey. Çocuklar için başka bir şey düşünülsün. Bir format. Ben üniversitelerde yapılmasını istiyorum müziğimizin. Yani bugün üniversitelerde... Popüler müzik yapısı yapılıyor. Türkiye'de 1000 küsur artık üniversite oldu. Ben şahsen üniversitelerde müziğimizin konserler halinde seslendirilmesini istiyorum. İşte bu yüzden koruma altına alınmasını istiyorum. Müziğimizi yaşamalı, duymalı, biliyorlar. Evet ama hep birlikte orada biz çünkü konserlerimizde bakın hep bir ağızdan söylüyoruz. Evet. Yani bir festivale gidiyorum 20 bin kişi, 30 bin kişi. İnsanlar evlerinden çıkıp Grand Tuvalet geliyorlar. Ya ağlarsınız yani. Allah aşkına deminki tını kimde vardı yani? Şuraya çıkıp ben genelde burada başlarım. Burada bir karşıdan duyayım o tınıyı diye geçtim. Bu müthiş bir saygınız hem izleyen için de çok heyecan verici bir şey. Evet. O keyifli. Ayşemin'e sizi bulmuşken birkaç tane kişisel soru sorayım. Erken evlendiniz, erken çok, yaşta anne oldunuz. Bunun sanata bir katkısı var mı yoksa kişisel olarak bir kişisel gelişim şey midir? Bu meselesi? Neden olduğunu bilmiyorum ben. Oldu diyorsunuz. Oldu. Gençlikli yaptım. Çocuktum. Gençlik oldu. Gençlikli yaptınız. Evet. O iyidir ama değil mi? Yani Ayşe Mini diyemeyiz. Aslında çok erken başladınız. Evet. Ayşe ben, Mini de evet, 14-15 yaşında Onda Tunç'la başladım. Fakat daha önce Radif Ertan'la Türk müziği eğitimi alıyordum. Onda abi mi keşfetti sizi yani rahmetli Onda keşfetti? Hayır. Seda Akay var söz yazarı. Seda Akay eyvallah. Benim arkadaşım. Yani çocukluk bebeklik arkadaşım Seda. Hadi kalk dedi bir gün gidiyoruz Nino Varona dedi. Orta 2'de biz Nino'ya gittik. Çok küçüktüm. Yaşım tutmadı. Melih Kibar Çiğdem Talu. Allah'ım. Evet bana şahit oldular. Tabii. Çok, çok yani asil bir şekilde ben müziğe girdim. Nino'yla, Ülke Aker, Onno Tunç. Her şey çok güzeldi. Fakat geride de 12 yaşında bir hep işte
Üsküdar Muski Cemiyeti'ne devam ediyorum. Melahat Pars. Alt terbiye var tabii. Çok. Radif Erten falan. Çünkü o yaşlarda çok ayıp o yaşta Türk müziği falan söylemek, klasik müzik icra çok ayıp. Sus ağzına patlatırım. Evet, Radif Hoca zaten ellerime vuruyordu. Onun için pop müziği de çok seviyorum tabii. Gencim, yaşım da küçük. O şekilde. O hattan devam etseydiniz mesela sizin o anlamda Sezen sizden biraz daha büyüktür gerçi o ama. O büyük, evet. Hani devam eden kuşakta edemez miydiniz? Edemezdim çünkü... ruhumda Türk müziğiyle başlamışım ya 12 yaşında. Hani, bir kere ben çocukken de asla şu vardı. Hiç kimsenin alt kadrosunda çıkmam. Ben bu müziği 12 yaşında başladım. As solistim. O şekilde kesinlikle büyüttüm. Aldım zaten. O şekilde büyüttüm kendimi ve onu yaşadım. O arada bir evlenip ayrılmalar falan oldu. İşte böyle. O kaderin cilveleri falan evet, ama yani. Çakıl Gazinosu'nda 22 yaşında. Çakıl Gazinosu 22 Çakıl yaş. Gazinosu, evet. Hatta Sacit Aslan çok iyi bilir. Fahri Bey benimle çalışmak istemişti. Sacit'ciğim kulaklarını çınlatıyorum şimdi. O biliyor. Olmadı, çalışamadık Fahri Bey'le. Çakıl Gazinosu'nda az solistik teklifi geldi bana. Hiç ben... bir şey yapmadım. Bilmiyorum hiçbir şey. Öyle çıktım yani. Bu önemli sahneye. Bir şey. Evet. Yaş, evet, evet. O dönemde yanlış hatırlıyorsam zaten Yorgancı'nın kızı. Tabii. Babam uluslararası babanız. Bir sanatçıydı. Hı-hı. Yeni vefat etti. Nur içinde yatsın başını sağ çok olsun. Çok teşekkür ediyorum. Aizen biliyorsunuz Amerika başkanlarından tek bir kişinin derneği var. O da Eisenhower Derneği. Eisenhower, evet. Babam da Eisenhower'ın resmen Mr. Akyüz diye teşekkürü var. Biz de böyle onu saklıyoruz tabii ki. Çok büyük bir hatıra bizim için. Babam onunla bizzat görüşüp onun çünkü büstünü işlemişti. Ona hediye etmişti. Müthiş bir şey. O da evet. Başka bir zanaatkar o da. Çok. Müthiş zanaatkar bir evet. Adamın sanatçılık özelliği. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsi tabii hepsi rütbe. Hepsi de güzel rütbe. Sonuçta çok da iyi bir rüzgarınız vardı. Bir anda böyle kendinizi çektiniz gibi. Bu müziğin yüzünden işte. Hepsi. Öyle mi ya? Hep az önce sordunuz ya. Müzik mi size esir alıyor, siz mi bu müziğe uyum sağlıyorsunuz? Sanıyorum bu Türk müziğinin bizlere... Ben çünkü TRT'de de çok küçük yaşlardan itibaren TRT terbiyesiyle hep müzik yıllarımı devam ettirdim. Ve çok uzun yıllar 35-37 yaşına kadar eğitimimi devam ettirdim. Türk müziği eğitimine maşallah. Hiç bırakmadım asla. Hatta İsmail Akdeniz vardı. İsmail Hoca. Çok değerli hocalarım oldu. Bu öğrencilik bitmiyor galiba. Bitmiyor. Öğrencilik... Müziği bit. Başka bir yani bambaşka bir şey. Söylediğiniz zaman o kadar büyük keyif alıyorsunuz. Yani başka müzik yapmam diye mi biraz ara ver? Asla ben müzikte çok özgürüm. Hala albüm yaptığım zaman özgür müzik bir yerde de protest yani çok özgürlük. Bir durum, bir hani bir liberalizm, bir özgürlük hareketi. Albümlerimde son derece pop slovlarım var. Türk müziği söylesem bile yine onu bir slovlaştırıp batı enstrümanlarıyla çok sevdim. Böyle kapak çalışması yaptığınız erkek milletinden sonra bir herhangi bir şey var mı? 30'a yakın ben? Albümüm var. Hayır şey özellikle böyle bir gönderme yaptığınız bir şey o var mı? O ilk ve sondu efendim. O muydu? O ilk ve sondu. Anladım. Bugünlerde yine can sıkıcı bir sürü adamlar var. Çocuk katilleri, kadın katilleri evet. Bilmem ne. Onlara galiba zaman zaman böyle sizin tatlı dokundurmalarınız gerekiyor. Gerekiyor. Anladın evet. Kale. Yılmaz Morgül sizin içinizde de bir rockçu vardı galiba. Yanılmıyorsam. Zaman zaman sahnede bir rocker oluyorsunuz. Ya bu da size yakışıyor hiç fena değil. Yani, evet seviyorum. Smokin'i çıkardığınız zaman da vücut da güzel. Yani atlayabilirsiniz oradan şey izleyicilerine. Bütün müzik tarzlarını seviyorum. Onların hepsinde seslendirmeyi de. Seviyorum. Yani müziğe aşık bir adamım. Mesela Metallica da dinlerim ben. Eyvallah. Celine Dion da dinlerim. Madonna'yı da dinlerim. Seni Rihanna'yı senden alan dinlerim. Hangisidir? Efendim? Seni senden alan yani başka alemlere taşıyan. Valla ben son Amerika'da Brooklyn Museum konser salonunda klasik Türk müziği konseri verdim. Ama programın son bölümünde Bir Şarkısın Sen isimli eseri biraz blues, biraz jazz havasında okudum ve bütün Amerikalılara seslendirdim. Herkes şarkıyı
Baya baya tutu bizim New Orleans'tan çıkmış gibi. Kabul ettiler. Evet, hatta bir gün mesela Tom Johnson var ya zaten falan var yani falan. Hiç unutmam bir gün Seda Sayanlar'la ilk defa New York'a gitmiştik. Soho'ya gittik. Orada jazz club'lar. Merak ediyoruz burada işte nasıl caz müziği icra ediliyor. Ben dedim ki ben sahneye çıkacağım. Aa ne yapacaksın dediler. E ben caz okuyacağım dedim. E burada herkes meydan muharebesi gibi izin veriyorlar orada sanatçılar. Buyurun hani sahnemizi alalım gibi. Ben çıkacağım dedim. Çıktım. Yani bildiğim İngilizce şarkıların sözlerinden böyle oradan biraz bir söz, buradan biraz bir söz. Gittim kendimi ifade ettim sahnede. Çok beğenildim. Peki şey seviyorum misinizdir ben. Yani böyle ya ben illa çıkacağım yani çünkü hani evet, sizinle bir yere gideceksem var, onu düşüneyim iki kere. Var. Mesela adam, dayak yine, yemeyelim de oradan. Hollanda konserimde Ataşe'mizle birlikte Phantom Opera müzikalini izliyoruz. Biliyorsunuz orkestra önde. Biz de en önde protokolde oturuyoruz. Her şeye eşlik ediyorum. İster istemez. Hani insanlar rahatsız mı olacak falan hiç diyor. Ama yani bu sahneden sanatçının içindeki duygu. Ya ne bileyim işte. Yani her şey mesela. Hem kadınlara oldu. Hem şimdi erkeklerin saniye, bütün eserlerine eşlik ediyor. Bak sonra ne oldu? Bizim programın sonunda yani. Müzikal bittikten sonra Ataşe'mizi hemen içeriye çağırdılar. Dediler ki Yılmaz Bey bizi içeriye davet ediyorlar. Ne için efendim dedim. İşte dedi yönetmen dedi sizinle konuşacak. Yani bu kim? Yani hep sürekli eşlik etti bize müzikal boyunca. Her şeyi eşlik etti. Atmosfer da olsa eşlik ediyorum. Orada olmak istiyorum biliyor musun? Ben o sahnede olmalıyım diyorum. Adamlar yani da isterler benden, şimdi. Maria Callas'ı kaybetmişler. Pavarotti'yi kaybetmişler. Yılmaz Morgül'ü hepsini tamamlıyor. Bak sen demin koloratür sopran oldun. Nereye evet. Çıktın orada ya? Ve yani dediler ki lütfen burada kalın. Siz burada kalın. Yılmaz Avustralya'da Morgül, da böyle bir teklif aldım ben. Avustralya'da ilk defa İngilizce şarkı okudum. Bir saniye lafınızı kesmek istemiyorum. Beyefendi nelerden bahsediyor duyuyor musunuz? Ben işte o heyecanları yaşıyorum ya. Taşının bir İtalyanca olma bir şey bulup ama. Türkiye'ye şimdi Türkiye'de Phantom Opera müzikali geldi tamam mı? Ay bir özentilik bir özenti ama o müzikali gitsek de onları seyretsek de Allah aşkına biz de Türk sanat müziğinin müzikallerini yapalım. Dünyaya sergileyelim. Evet. Bu kadar. Ne sesler var bizim aramızda. Elbette canım. Yani elbette. Pavarotti diye zamanında burada geldiğinde demişler ki senden hiçbir şey olmaz. Mersin Devlet Opera Balesi. Ankara'da Mersin Devlet Opera Balesi. Senden hiçbir şey olmaz demiş. Adam fın turizm yapmış İtalya'ya gitmiş ve dünyanın en büyük seslerinden biri olmuş. Ama bizim içimizde de var. Bizde de bu var. Allah aşkına ya ben Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan beni, rica ediyorum. Gönderin beni İtalya'ya. Hayır bizi alsınlar. Dünya müzik pazarına sunsunlar bizi. Tamam olmadıklar için bir şey olamıyor zaten. Evet. Önce telefonunuza ulaşmamız lazım. Ya ne bileyim arkadaşlar mesela verin bana şimdi bir şarkısını. Tamam Yılmaz Morgül Show başladı. Hayır hayır hiç ilgisi yok efendim. Buyurun efendim bekliyorum ben. O havayı yaşadığım için mesela hep yapabiliyorum. Çok alem ya. Nereden çıkmış diyorlar. E bizde bu yetenekler var. Biz de dünyaya gidelim müzikallerimizle. Abi bir ara Zerrin oldum, bir ara Sezen'e gittim. Tüfer oldum, bir şeyler oldu. Allah'ım neler oldu ya. Yani o kulaklarla büyüdük biz. Yani müziğin senarları, sapi aydalar, hamile Türkçe sesleri, ünlü Nurettin Selçukları. Efendim Sezen Aksu'lar, Ajdalar, Zerrinler. Yani onlardan etkilenmemek mümkün mü efendim? Mesut değil Bey mi? Bize bakar mısın? Bakın. Çok şaşkın bakıyorum. Mesela Sezen Aksu, hepsinin ben backgroundlarını inceledim, hayatlarını inceledim. Sezen Aksu'dan Nükhet Duru'ya.
şu Nilüfer'e, sizi alsana yani biz bayağı bir gazinoya bağlı şimdi. Özer'e kadar herkes bir dönem Türk sanat musikisi albümleri icra etmişler. Tabii canım. Ve gazinolarda az solist olarak çalışmışlar. Elbette tabii. Evet. Biz de popüler olan, Türk müziğine yakın olan eserleri alıyoruz. Mesela ben geçenlerde Yıldırım Bekçi'yi izledim. Yıldız Tilbe'nin Çabuk Olalım Aşkım isimli eserini muhteşem okudu. Ama Türk müziği janrında. Abi var mı hazırda? Okudu. Hemen okutabilir miyiz? Yani böyle bir şey söyleyince. Tabii okuruz. Tabii. Biz de abiler. Hemen. Aa, biz de hemen, yok yok biz, efendim. Oo, biz hemen. Biz bu terbiyeyle yetiştik. İstirham etsem. Her şey, an. Tabii, buyurun tabii. Önünüzdeki tabii. Mikrofon sizin de. Hemen bir gösterelim. Hemen. Yıldız'ın da yeni albümü çıkmış. Buradan selamlar ediyoruz kendisine. Çok seviyoruz onu biz. Çabuk olalım aşkım, her şeyi paylaşalım. Ben kendimi sana adadım, sevgilim sensiz anlamsızım. Mahşere kadar benim aşkım, her alemde senin bir canım. Nereye istersen sür köle diye, sensiz ölürüm cennette. Seni seven kalbim sana deli oluyor anlasana, sana dayanamıyorum, inan ki sensiz mutlu olamıyorum. Seni seven kalbim sana deli ki
sensiz mutlu olamıyorum. Seni seven kalbim sana deli oluyor anlasana. Sana dayanamıyorum. İnan ki sensiz mutlu olamıyorum. Bravo. Bravo. Bravo efendim. Güzel şarkı. Yani güzel şarkı. Sağ olun. Ağırlıklar. Ha? Yani. Çok nasıl buldunuz? Güzel bir şarkı. Şimdi bir jüri yaptım yani ben bunu size. Oldu mu? Türk sanat müziğinde repertuara girecek bir şarkıdır. Girer yani diyorsunuz. Zekai abi, hiç sinirlenir misiniz? Yani ben size hep böyle çok mülayim. Yani öyle görüyorum ama sizin fenanız da çok fenaymış. Bildiğim özellikle İstanbul'da araba kullanma konusunda büyük sıkıntılar yaşar mısınız? Bu disiplinsizlikten kaynaklanıyor galiba. Biz İstanbullular kırmızıda geçmeyi çok severiz. Yani şimdi insanlar direksiyonda değişiyor. O insan çıkıyor. O araba neyse, o araba Ford'sa Ford oluyor insan. Renault'sa Renault oluyor. O insan onun içine giriyor. O kaportaya giriyor yani. O arabanın şey oluyor, kişiliğine bürünüyor. Onun için hepimiz her şeye açığız bu bakımdan. Ben de böyle çok hızlı hareket var ya, çok hızlı hemen bir şey söylemeniz, bir tavır koymanız, bir tepki göstermeniz lazım. Zaman yok. En son söyleyeceğinizi başta söylemek. Bir şarkı gibi mı söylüyorsunuz yoksa? o kadar, orada bir güfte mi çıkıyor? O kadar sakin değil. Ha. Yani çok utanılacak şeyler yaptığımız oluyor. Yani. Yok canım. Yani. Gerçekten. Sizden şimdi tepkiler. Tepki olarak doğru. Hayır, şey olarak. İnsani olarak. Şimdi birinin yanlışına, birinin usulsüzlüğüne çok ani bir tepkiyle tepkide bulundum. Sonra bunu yapmayabilirdim. Ama orada onu düşünemiyorsun. Ama Zeki abi. O sürat içinde o düşünülemiyor. Şimdi sana makas yapan adam dönüp bakınca Zekai Tunca sağa çeker özür diler zaten. Şimdi bir şarkı ister. Bir de o var. Yani her şeye tepki de koyamıyorsun. Tepki gösteremiyorsun. Bir de o var. Bir de onun getirdiği ağırlık var. Ya bu bana yakışmadı falan dediğim şeyler. O bakımdan. Bu sesime gitmedi dedi. O bakımdan bunun kesin çözümü şu olabilir. Bütün şoförlerin, bütün araçların biraz daha yavaşlaması nasıl sağlanabilir? Hayır şeyin. Ben bütün yollara, şehir içinde falan, yollara falan böyle kasisler düşünmeye başladım. Yani böyle bir şey bekliyor olun yolun kenarında, bir şey bekliyor. Bir fırtına, bir felaket, böyle bir yarıştır, bir uğultu. Bunun o süratte lastik tozu bir başkadır. Egzozu başka git çıkar. Benzin tüketimi, yakıt tüketimi başkadır. Yani çok hızlandık, biraz yavaşlamanın yolu. Aynı duygudayım. Kayınbabam, babam o da gece aleminin eski patronlarından biri ve hani çok ciddi bir sanat camiası var. Aynı şeyi söylüyordu. Geçen de arabanın başında devam ediyor. Ya evlat dedi, artık bir yavaşlaması lazım bu İstanbul'un. Bu işte biz eskiden çok yavaştık yani. Böyle yavaş ve keyifli oluyor. Ama siz sinirliyken şarkı da yapabiliyor musunuz? Böyle enteresan bir durum var. Yani yok, yaptığınız besteler var mı sinirliyken? Yok, hayır. Kim genelde sinirinizi bozar böyle şarkı yaptıracak derecede? Yani sinirden şarkı yapılmaz. Yapılmaz mı? Sinirden aşk acısıyla şarkı var. Mesela protest müzik yapılabilir. Rock yapılabilir. Ama sinirden Türk sanat müziği şarkısı yapılmaz. Yapılmaz mı dersiniz? Hayır, yapılmaz. Yani, ne geliyor efendim? Sinirli bir beste midir? Agresif bir beste mi? Her şeyi örtbas edecek, sakinleştirecek, dinginleştirecek bir eser var şimdi sırada. Ben bu şarkıyı biliyorum ama. Evet. Yabancı gelmedi. Sizin şarkınız galiba. Efendim Zekai Tunca beyefendi tanır mıydınız? Şimdi bu şarkı. Evet. Bu şarkı biz seçtik aslında. Niye seçtik? Şimdi bir zaman Türk müziğinin Oscar'ı sayılan Milliyet Gazetesi, yani reklam. Ya estağfurullah, artık o ödül çünkü, kültür ödülü. Tabii Hürriyet Kelebek gibi. Altın Kelebek gibi yani, tabii ki. Yılın en sevilen şarkıları anketi vardı. Şeye kadar bu 1995'e 94'e kadar falan devam etti. Ondan sonra baktılar yani bu şeyde Türk müziği geleneğinde böyle bir senede popülarite falan söz konusu değil. Evet. Oraya ulaşılamıyor artık. Çünkü çok geri planlarda kaldı. Ondan vazgeçildi. Bu şeyden aldığım son birinciliktir bu şarkıdan. Öyle mi? Evet.
Harikulade bir şey. Onun için burada Kaan Şimşek ondan çok sonra güzel bir birinciliğin daha oldu. TRT Beste yarışmasında bir birinciliğim. Ama bakın oldu. İzleyici de birinci hale getiriyor. Kaan Şimşek çok güzel bir şey yazmış. Şimdi akıyor şu anda Twitter. Hoşuma da gidiyor böyle Twitter'dan gelen şeyler. Bu geceki program diyor tam arşivlik, tam long play. Long play yakalamış yani kuşağı. Tam keyiflik, çok özel program. Ustalar, musiki, kalite ve keyif. Demek ki bir başucu programı yapıyoruz. Zekai hocamızı dinlemeden olur mu, gözünüzü seveyim. Sayın Yılmaz Morgül. Çare Morgül ama işte. Evet, güzel arkadaşlar. Buyurun efendim. Lütfedin. Ben seçmedim ayrılık, incitme istemedim. Sen çıkardın dargınlığı. Sensizliği ben seçmedim. Ben seçmedim ayrılık, incitme istemedim. Sen çıkardın dargınlığı. Varlığınla yüceltirken yokluğunla ezme beni. Gelişine sevinirken gidişinle üzme beni. Gitme gitme gitme, üzme üzme beni, üzme. Varlığınla yüceltirken yokluğunla ezme beni. Gelişine sevinirken gidişinle üzme beni. Gitme gitme gitme, üzme üzme beni, üzme. Sevinirken ben bahtıma seni bana verdi diye, birden koptu bir fırtına, bir söz yetti bu sevgiye. Sevinirken ben bahtıma seni bana verdi diye, birden koptu bir fırtına, bir söz yetti bu sevgiye. Varlığından silip atıp yokluğuna yazma beni. Gelişine sevinirken gidişinle üzme beni. Gitme gitme gitme, üzme üzme beni, üzme. Varlığından silip atıp yokluğuna yazma beni. Gelişine sevinirken gidişinle üzme beni. Gitme gitme gitme, üzme üzme beni, üzme. Bravo. Elinize sağlık. Sağ sağlık. Ya yani bunun alası varmış zaten ödül abi. Yani özel bir şey yapmaya gerek yok. Alası varmış. 92 idi. Yani. Maşallah. Ondan yani sonra 92 ama hiç eskimemiş. Bakın ondan sonra 2010'da zaten Türk geleneksel Türk sanat müziği şeyden de çıktı kategori olarak. Evet. Bu yıllık değerlendirmelerden falan da. Hatta şöyle oldu. Tartışılabilir branş olarak, kategori olarak Türk sanat müziği olduğu tartışılabilir şey arkadaşlara ve yapımlara falan ödüller evet, verilir. Fantezi okuyanlara ödüller verilir. Şu SMS'le olmamalı bu. Yani SMS'le nasıl doktor seçemiyorsak.
bir insan doktor olmasını... Doğru diyorsun ya, bir karaciğer uzmanı, bir endokrinci SMS'de yapmamak yani gerekiyor, doğru diyorsun. Çoğunlukla bu harikulade ve şey yani hakikaten ne güzel ya, öyle güzel şeyler geldi ki. Sevgili mesajlar geldi. Sevgili mesela ben de bu gece bir şey öğrendim, çok mutlu oldum Ayşe Mine Hanım Efendi ile ilgili. 1987 yılında rahmetle anıyorum, bestekarımız Yusuf Dalkesen Beyefendi Gözlerin Doğuyor. Gecelerimek isimli eseri Ayşe Mine için. Ne diyorsun? Evet ve ilk Ayşe Mine Hanım Efendi okuyor. Daha sonra diğer Türk müziğinin starları şarkıyı efendim, albümlerini bir alıyorlar. Birçok şarkılarım birçok kişiler tarafından okundu. Ama ben gözlerinizde gözlerinizde hitap edilen bir şarkı mıdır yani? Yusuf, bir gün telefonum çaldı. Merhum da gözden hoca anlıyormuş evet ama ya. Evet. Evet. Merhum da hakikaten bir bakışı evet varmış gerçekten. Evet. Evladım sana bir şarkı besteledim canım dedi. Senin gözlerin için bu şarkıyı besteledim hı-hı dedi. Elbette ki sözleri onun değil ancak besteyi o sözler. Halit Çelikoğlu. Halit Çelikoğlu. Ben bu sözlere sana bu besteyi yapıyorum. Hemen yolluyorum. Dinler misin dedi. Tabii biz hemen o şarkıyı yaptık. Çok güzel bir şarkıydı. İki tane iyi insan. Evet. Bestesi, yani ben iki insan birleşmiş evet ve Ayşe Mine'de vücut bulmuş demek evet yani. O bakımdan çok mutluyum. Birçok şarkım var. Benim. Nasıl güzel mahcup konuşuyor ya. Bayılıyorum ben ya. Böyle hanımefendiler hakikaten kalmalı. Ama Türk hanımefendiliği efendim. Benim de gençleşmiş program onu söylüyorlar. Siz zaten çok gençsiniz. Dinledikçe gençleşiyorsun diye. Evet, bu müziği icra eden ve dinleyenler kesinlikle genç kalacaklardır, sağlıklı kalacaklardır. Şu bir aşikardır ki Türk musikisindeki birçok makam birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Kesinlikle. Yılmaz Bey özel bir şeyiniz var mı terapi modeliniz? O yüzden koruma altına alınmalıdır. Vallahi ben kendimi tedavi ediyorum. Ben de kendimi tedavi ediyorum musikiyle. Anlamsız bir bunalımda böyle bir şarkı mırıldanında kurtuluyorum bundan. Evet, ben bunu yaşıyorum ben, kendimi yaşıyorum. Bir de senin kendi ilaçların olduğu için abi, düşünsene 90 tane. Yani hemen tak 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 raftlardan çıkartıyorsun. Bakalım Yıldırım, bu gece... Şey yaptınız mı? Beste yaptınız mı hiç? Ufak tefek denemeler ama kayda değer değil. Ya. Onların yanında şimdi insanlar ikiye ayrılır. Bir yazan bir de yaşayanlar. Yıldırım yaşayanlar. Yaşayanlardan olmayı onun tercih. Onun yazması gerekmiyor. Tabii, bu arada gecelere gözlerimiz doluyor efendim. Efendim? Gecelere gözlerimiz doluyor. Dolduracağım aşağıdım da Yıldırım Bekçi'ye bir Hollywood'dan teklif geldi. Onu da yapayım yani. Yıldırım Bey söyler misiniz? Denemeler en son size ne dedim ama, ben? Film denemeleri. Yaptınız. Yavuz Işıklar'la sevgili Yavuz abiyle yapmıştık. Denizciler geliyor. Bir de Dede Efendi belgeseli. Özdemir Birsel rahmetli. Neden devam etmedi? Sevgi Birsel de şu anda izliyor bizi Özdemir. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Özdemir abi çok değerli bir insandı o keşke da. Keşke siz devam etseydiniz. Yani tam da böyle mevsimidir yani. Arkası gelmedi. Yani teklif şey olsaydı yapmanın olabilirdi belki ama. Anladım. O bir de çok zor bir iş o tabii. O başka yani bir şey. Saygı duyuyorum. 7-24 oraya ait olmanız lazım. Bu meslekte olanlara tabii ki. Yıldırım Bey gözlerin doğuyor gecelerime diyemiyorum. Ayşe Hanım'a diyor. Ayşe Hanım'a. Ayşe Hanım hakikaten. Gözler hiç yaşlanmıyor biliyorsunuz. Her şey öyle yaşlanabilir mi? Gözler yaşlanmaz. Güzel bakıyor da onun için. Muhteşem. Allah sahibinize bağışlasın. Peki yani bunu yazmadan önce Halit Hoca görmüş müydü seni? Ayşe. Halit Hoca görmüş müydü bunu yazmadan evvel seni? Evet, söz Halit Çelikoğlu, beste Yusuf Nalkesen. Onu bilmiyorum. Ve Ayşe Mine. Şair diyor. Ben ayağa kalkmak istiyorum bu şarkıda, evet. Teşekkür battığı yerden her akşam
battığı yerde gözlerin doluyor geceleri de gözlerin doluyor geceleri de gözlerin doluyor geceleri de gözlerin doluyor geceleri de geçilmez gurbeti sokaklarından içilmez suları pınarlarından geçilmez gurbeti sokaklarından içilmez suları pınarlarından öptüğüm o ıslak dudaklarından öptüğüm o ıslak dudaklarından sözlerin doluyor gecelerime sözlerin doluyor gecelerime sözlerin doluyor gecelerime sözlerin doluyor gecelerime yaşlı gözlerime baktığın yerden gözlerin doluyor gecelerime gözlerin doluyor gecelerime gözlerin doluyor gecelerime gözlerin doluyor gecelerime ya şimdi hani bizim genç kuşakta şimdi eskiden telefonla bakınız nasıl bir şarkı gönderilmiş. Bizimkisi canım can keep fat food öyle şeyler gönderiyorlar. Bu hakikaten müthiş bir şey oldu. Ya bizim için de çok keyifli ve zenginleştirici bir şey oldu. Hakkında vermişsiniz şarkının. Dediğim hem gözlerinizde hem yani artık nasıl bir gece nasıl bir ay tutulmasıysa o falan. Yılmaz Bey sizi evlendireceğiz mi bu sene kısmetse? Vallahi patronum da öyle söylüyor cami çalan. Ha yani bir şekil yapmamız gerekiyor artık yani. Belli ki bu damatlık üzerinizde güzel duruyor. Yok ben zaten bundan daha iyisini bulamazsınız. Çok teşekkür. Ben yeni ayrıldım. 9 yıllık bir arkadaşım vardı. Öyle mi geçmiş olsun? Evet. Çok teşekkür ederim. Çok fena şarkı yaptırır adam o işler. Yaptım zaten. Yaptınız mı? Evet yaptım. İnşallah yeni albümde. O şarkıda yer alacak. Yeni albümde yeni başlayan bir ilişkinin şarkısını yapsaydınız niye bir ata gerek yok, var ki? Yok biz Türk müziği sanatçıları öyle kolay unutamıyorsunuz. İşte, hani şöyle ilişkiler böyle ilişkiler yaşayamayız biz. Bizim sevgiye bakışımız çok kutsal çok bir çerçevede. Çok çok duygusunuz biz. Şarkının ismi var mı? Yani oradan yaklaşık olarak ne yaşadığınızı da çıkartırız. Bir daha bakalım. Sevmeyeceğim. Ne yaptın abi? Evet. Bu mudur yani ilk ve son mudur? Olabilir. Ay İslandi yok tamam. Başka şeyler konuşalım bak. Ben müzik o yüzden bir şarkı söyleyeyim boş verin şimdi. Tamam, söyle, onları peki. Unutmak istiyorum. Peki ben o şarkıyı ilk bizde söyleseniz de biz alıp başımıza gitsek öyle patlasak. Ha? Olmaz mı? Var mıdır ustalarda? Var mı? Ustalarda yok hiç yok, yok hiç. Ustalarda hiç çalışmadık yok, yok. Biz onlarla. Siz söyleyin efendim onlar gerçekten çok büyük usta bulurlar bir şekilde. Bir kuple okuyabilirim. Hangisini? Kırmızı mikrofonu uzatalım. Hay hay. Tamam. Bu gece burada rekor kırıyor. Bakın TRT'nin mikrofonları dahil var. Bir dörtlüğünü ben sadece. Burada bu kadar büyük hocaların huzurunda. Hmm.
bir daha sevmeyeceğim. Sözümde geçer diyorlar. Allah affeder, affetmeyeceğim. Bir daha sevmeyeceğim. Sözümde bize bakıp söylüyorsunuz, onu bir kamera görseydi orada bir Allah affeder ben affetmeyeceğim diye böyle inerken oradan yaş. Nasıl hocam, alır mı? Yani hit alır mı yenilerin deyişiyle? Şey, nakarate galiba değil mi? Evet, yani, evet. Bunu işte 4 ile çarpmamız lazım. 4 ile çarparsak 6 puan aldınız bu istiyorum akşam. Ya buyurun, bir şey söyleyeyim. Biz Hanım, aslında çok da muzurluk, yani muzur insanlarız. Öyle de çok şey değiliz yani, böyle bir kalıplarda böyle şimdi hepimiz uslu çocuklar gibi oturuyoruz. Ya ben de yani sabahtan değiliz beri farkındaysanız yani öyle oturuyorum. Ama değiliz bu kadar da. Ya tabii elbette. Yani, ama ben şovun o tarafını şovun kendisine bırak. Yoksa biz yani, burada uçardık artık. Ama dayanamayacağım artık, söylemek zorundayım. Buyurun patlayınız. Evet. Buyurun efendim. Yani bu kadar da böyle değiliz yani. Ama adam bir ayrılık acısı yaşıyor, ne yapayım ben? O ayrı. Oynayacağız da yerimiz dar. Ben şahsen kendim hani. Yerimiz dar. Biz mesela. Vaktimiz de yok. Vaktimiz dar, yerimiz dar. Peki Yılmaz Bey, sizi bir oturtursak bir manşetler alalım. Çünkü buradan sonrasını, manşetlerden sonrasını size bırakacağım. Muhteşem bir gece yaşattınız bize. Son birer soru sorayım izninizle hepinize. Bir usta olarak dinlemekten gerçekten çok keyif aldığınız bir musiki sanatçısı var mı? Şimdi çok... Ayırt etmek ayıp olur biliyorum. Bu işi yapanlar, her işin yapanıyla o işin muhatabı, işte dinleyicisi, seyircisinin şeyleri, görüşleri farklıdır. Müzisyenlerin de seçimleri biraz farklıdır. Mesela ben, Allah ömür versin, Alaaddin Yavaş'la üstadımızı dinlemeye doymam. Bekir Sıtkı Sezgin rahmetli oldu. O bir rahmetli olduğunda şöylece bir haber geçti radyodan, televizyonda altyazı. Türk müziği işte sanatçılarından Bekir Sıtkı Sezgin rahmetli olmuştur. Onunla kaldı. Dedim ki yarın, dedim, başka biri mesela, bir isim aklımdan geçiyor. Onu da rahmetli anıyorum. O öldüğünde ne olur acaba dedim. Ve birkaç gün sonra o rahmetli oldu. Yer yerinden oynadı. Ha. Bu konularda da biraz şey var tabii yani. Dengesizlik var. Biraz dengesizlik. Galiba biraz hani şey. Ama müzikle serzeniş uğraşanların hep böyle şey olacağı, birleşeceği birkaç isim vardır. Onlar da arkadaşlarımla katılacaklardır. Evet. Mesela onları dinlemek isterim. Her şarkıyı bir de ondan dinlemeyi isterim mesela. Bekir Hoca da büyük bir üstattı. Çok evet, büyük bir değerdi bizim için. Biz de yani her şarkıyı bir sizden dinlemek isteriz. Ayrıca, aklınızda bulunsun. Ayrıca şimdiki genç arkadaşlarımın hepsini çok beğeniyorum. Beğeniyor musunuz? Şu var, bir tek. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Estağfurullah, buyurun. Bizim zamanımızda hocalar falan çalardı bize. Biz böyle tir 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 notanın kat yanı dışına çıkamazdık. Şimdi çocuklara öyle baskı yok. Bütün akran hepsi bir çalıyorlar, söylüyorlar. Televizyonda, radyoda, TRT'nin yayınlarında falan da. Yani şarkıları tanıyamıyorum ben. Sündüre sündüre falan. Abi, bu yarışma çok yetenekler falan. Son sorum size, bu yarışmaları nasıl buluyorsunuz? Yetenek yarışmalarını, ses yarışmalarını. Ya ben itiraf edeyim, ben takip edemiyorum. Onun için fazla, mesela kendimin de içinde bulunduğum yarışmaları ben sağdan soldan duyuyorum. Hatta kanal beni çağırıyor. Bu hafta şarkınız yarışacak, siz de davet ediyoruz falan diye. Öyle mutlu oluyorum yani, fazla fikrim. Anladım yani. Peki, anladım. Yıldırım Bey, size de bir iki sorum son. Koro mu solo mu? Yani siz arkanızda koro olduğu şekilde de söyleyeyim. Bir koroda olmak mıdır yoksa soloda olmak mıdır? İkisi de bence değerli anlamda ama solo yapmak çok güzel bir şey. Bugün amatör korolarda bile solo yapanlar büyük haz alıyorlar. Alkışları toplamak çok güzel bir şey. Alkış iyidir diyorsun. Tabii ama korodaki vazife de zor yani. Uyum sağlamak,
aynı birlikteliği sağlamak zor bir şey. Abi bu çok hani öznel bir soru olacak ama mesela hani Akdeniz'de kumsalda gitarla hakikaten bir hanımefendinin kalbini çalabilirsiniz. Sahnede bir şarkı söyleseniz, bir ipucu verseniz bize. Sahnede hangi şarkıya bir hanımefendi size asla hayır diyemez? Bir yemek teklifinize ya da bir arkadaşlık. Örneği bestekarı burada. seni açsız bırakmam. O budur diyorsunuz. Kesinlikle. Sizin ikisi de olur yani. Parayı en çok alan eser bu. Komşuda pişer bize dışarı. Komşuda pişer bize dışarı. Peki. Allah size uzun ömür versin. Haşemine, yıllar sizden ne götürdü, ne getirdi? Ben bunu merak ediyorum. Artık bir, tabii ki bir olgunluk dönemi, artık bir ustalık dönemi. Belli ki çıraklık, kalfalık bir kenarda bırakılmış. Bu dönemden itibaren sizi daha sık görecek miyiz bir sahnede, televizyon programlarında? Maalesef popüler kültür televizyon programları ama. Onu söyleyecektim, evet. Hı-hı. Ben ne yapabilirim televizyonlarda, nasıl gözükebilirim? İşte gördüğünüz gibiyim. Çok güzel popüler, görünüyorsunuz. Popüler değilim. Gözlerin popüler doğuyor müzik, ekranlarımıza. İcra etmiyor. Hay aşağı, hay aşağı. Gözlerin yeter. Ya bir telefon gelsin, bir telefonda gözlerin fazla doluyor mı, ekranımıza desin. Fazla mı ağır? Aslında çok da muzurum, çok da şakacıyım ama girgin değilim sanıyorum. Hep böyle şeyim, mağrur hani. Öyle gösteriyor mu yoksa? Falan. Biraz sonra. Nasıl? Bitince program. İçeride bulacağım ayrı. Yani, tabii ki olmak istiyorum ben de. Ancak nasıl savaşacağımı bilmiyorum. Her şey çok değişik zamanımızda. Ben bazı ayak oyunlarını bilmiyorum gerçekten. Siz girişin. Bilemiyorum. Biz sizi asker buluruz Zülhatun. Bizim ordularımız sağlam. Çok teşekkür ediyorum. Ya, hakikaten. Olmak istiyorum ama. İnşallah. Yani. Bu şovlar devam edecek mi? Bu çok güzel bir sinerji yakalanmış. Birlikte. İnşallah etmek işte istiyoruz. 3 Mayıs Bostancı gösterim. 10 Mayıs'ta Ankara'dasınız. Ankara MEP Şura. Milli Eğitim Bakanlığı Şurası. Evet. Ankaralılarla beraber olacağız. 26 Haziran'da. Bunun İzmir olması lazım, Antalya'sı. Aman. Kültür Park'ta Açık Hava Tiyatrosu'nda. Harikulade. Umutçuğum bizimle, Umut Akyürek. Umut Akyürek, evet. Evet, Umut Akyürek genç arkadaşımız olmasına rağmen. Bizde olduğu için de ona ben buradan gerçekten teşekkür ediyorum. Kadro çok geniş de evrendi. İlk başladığımızda da çok farklı sanatçı arkadaşlar vardı ama bayağı değişti. Biz Demirbaş kaldık. Sekay abiyle. Aman değişti. Sonra değişti. İlkini biliyorsunuz değil mi? Haziran'da. Kadroları biliyorsunuz. Ya bayağı büyük bir kadroydu. Şu anda elimde az önce okuduğum kadro. Evet. Tekrarlayayım isterseniz. Evet. Televizyonunu yeni açanlar için İştal Turka Show. Metin Milli, Belkıs Özener, Ayşe Mine, Ayşe Taş, Ela Altın, Yılmaz Morgül, Yıldırım Bekçi, Zekai Tunca, Umut Akyürek. Evet. Hepsini bir araya getirmek hakikaten böyle bir yürek ister. Haziran'da. Bir de tabii büyük ustalarımız arkada. Belkıs ablam. Belkıs ablam. Tabii yani bütün çok seviyoruz şarkıları. Onu. Benim manevi annem, canım onu çok benim seviyorum. Çok, o kadar iyi bir kadın ki anlatamam size. Bana bir gün böyle yaptı bir toplantıda. Ayşe'cim dedi. Bakın bugüne kadar hiç kimse sormadı. Belkıs abla sordu. Bir de yok bir dönemdi yani benim için şöyle. Hiç gözükmediğim bir dönemdi. Ne yapıyorsun, sen neredesin? Ne yiyorsun, ne içiyorsun evladım diye başladı ağlamaya. Çok enteresan bir kadın. Yani onu çok seviyorum. İrenli yani. Evet, bakın böyle bir soru ben hiç kimseden. Allah'a şükürler olsun tabii ki. Her şeyim yani yerinde hani hiçbir şeye ihtiyacım yok. Fakat bunu Belkıs abla sordu bana. Yani onun maneviyatına bakar mısınız? Müthiş bir şey. Yani yürekli bir insan. Çok iyi, önemli bir kadro. Bir araya gelmişsiniz. Evet. Sevgili Mesut Yar, bir de şunun müjdesini de vereyim. Haziran ayının itibaren Bodrum'da tiyatro sanatçımız Sayın Metin Zakoğlu'nun kafe tiyatrının yanında bir de Orta Kent'te çok büyük bir AVM çerçevesinde Zak Müzikol diye bir nokta açılacak benimle beraber. Ben orada işte bir hafta Zekai Tunca'yı, bir hafta işte sen Bodrum'da mı olacaksın? Yıldırım Bekçi gibi. Biz de bekleriz. Yani bir hafta herkesin ayrı bekleriz, gerçek hafta Türk ayrı müziği dinleyebileceği, en güzel şekilde yemeklerini yiyebileceği nefes sesi. Ya yemek yiyeceği nereden çıkıyor? Bir şey söyleyeyim. Sosyal medya ile aranız nasıl? Çok iyi tabii ki, i̇yi, biliyorsunuz. Mi? Yani hala böyle takipçileriniz. Çok seviyorum onları hepsini. Onlar böyle tatlı tatlı şeyler. Evet, ama şimdi benim ele geçirdiler şifremi. Hem Twitter'daki sayfam hem de Instagram'daki sayfamda darmadağınık. Ben mesela tanımadığım insanlar gelmiş. Birden yok ediyorlar bütün insanları.
ne olduğunu bilmiyorum. Bilişim Yılmaz suçlarına gittim. Yılmaz Morgül'e dokundurtmayız. Çare çünkü kendisi bizzat. Evet. Yani dokundurtmayız, dokunan da yedirmeyiz. Bozarız, değil mi? Yedirmeyiz. Tabii. Yılmaz'ı yedirmeyiz geçenin lafı oldu. Morgül'ü susuz. Sizi de musikisiz bırakmam. Musikisiz bırakmam. Harikaymış. Peki manşetlerde bakalım neler çıkmış. Buyurun. Efendim gerçekten bir ustalara saygı gecesi. Arkada orkestramızı dağıttık az önce. Abi orası da havasızdır kusura bakmayın ya. Oraya şey yaptık. Kitap vardı okuyabilirdiniz. Tamam peki. Sayın Zekai Tuncay'ı bu akşam konuk aldık ve dedik ki kendileri. Müzik dinleyen için tedavidir. Müzik söyleyen içinse tedavinin de tedavisidir. Bir sanatçı vardır herkes tanır. Tapanlar ve nefret edenler olur. Bir sanatçı vardır herkes tanımaz ama... Tanıyanlar saygı duyar. Biz onlarız. Estağfurullah. Monitöre baktım da 30'ları yeni geçmiş gibi duruyorum Mesutçuğum diyerek maşallah dedirtti kendisine. Devam ediyoruz. Sayın Yıldırım Bekçi bu akşam konuğumuzdu. Kendisi seyircinin sıcak bakışları bizi çok mutlu ediyor efendim diyerek başladı söze. Dışarıdayken adeta evde dolaşır gibiyiz. Estağfurullah efendim. Olur mu öyle şey? Müzik iyi anlamda törpüler ve okşar bizi. Eskiden babaannelerin damat adayıymışım. Şu anda nasıl bilmiyorum efendim. Çok teşekkür ederim herkese diyerek bitirdi. Gerçekten bir nezaket abidesi gibi. Şu anda da maşallah abi. Yani öyle bir aktı ki bir ara okuturum sana. Devam ediyoruz. Sayın Ayşe Mine bizim bizim semtin kızı Ayşe Mine. Canımız ciğerimiz hakikaten Ayşe Mine'miz bizimle birlikte büyük ustamız. Hiç kimsenin alt kadrosunda çıkmam müziği 12 yaşında başladım diyerek büyüdüm. Evet. O zamanlar şarkı söylemek ayıptı yani Türk sanat müziği evet. anlamında. Aman efendim teşekkür ederim. Yılmaz çok çok saygılıdır estağfurullah. Türk müziği eğitimimi hiç bırakmadım bambaşka bir şey. Müziğimde çok özgürüm teşekkür ederim efendim. Teşekkür Devam ediyoruz. Sayın Yılmaz Morgül bizimle birlikteydi bu akşam. Ben müziğe aşık bir adamım. Bu kadar önemli müzik üstadlarıyla bir arada olmak çok gurur verici. Neden Çare Morgül diye araştırdım? Estağfurullah. Çok güzel duruyormuşum. Hiçbir şey beni yıldırmıyormuş. Evet efendim. İşte bu bizim müziğimizdir. Çok teşekkür ederim. Diyerek bitirdi. Aynı zamanda Yılmaz Morgül sevgilisine ayrılmış. Bunu da ben söyleyeyim. Peki. Buradan sonrasını sizin müziğinize bırakacağım. Yani program size ait olacak. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Hakikaten gecemizi şenlendirdiniz. Müthiş bir şeydi. Biz yarın akşam efendim onu da bir söyleyeyim Yılmaz'cığım senin eşliğinde Sayın Ceyda Düvenci'yi ağırlayacağız. Sayın Doktor Murat Aksoy bizimle birlikte olacak. Sayın Metin Uca bizimle birlikte olacak. Sayın Yeşim Salkın bizimle birlikte olacak. Performansta Piyiz grubu olacak. Kafayı yayran mı vereceğiz? Bakalım. Yarın akşam çift sıfırda buluşmak üzere. Ben sözü, sazı sahiplerine, gerçek sahiplerine bırakıyorum. Çok teşekkürler tekrar. Geldiniz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. CNN Türk Televizyonu Burada Laf Çok programı, Burada Laf Çok Haber Merkezi'nin hazırladığı Burada Laf Çok Haber Bülteni'ne karşınızdayız. Seda'dan bana fırsat mı kaldı? Dün akşam Burada Laf Çok programına konuk olan Kuşum Aydın olarak da bilinen Aydın, bunca yıldır televizyon sektöründe ve müzik piyasasındayım bir tane ödül vermediler. Altın Kelebek'te ise Seda'dan bana fırsat mı kaldı dedi. Haberimizle ilgili VTR'mizi izliyoruz. Kaç yıldır ben, sen beni ta star zamanından tanıyorsun, 1990. Aynen öyle. İyisiyle kötüsüyle. Maşallah. Aydın mıyım? Aydınsın. Peki, elini vicdanına koy. Sağ ol. Bir tane ödül vermediler be. Hiçbir yerden. Niye böyle bir afros hali var ki? Bilmem. Yani... Sen bir düşün. Hiçbir yerden ödül almadın mı sen? Hiçbir yerden ödül almadım. Altın Kelebek falan? Nerede be altın kelebek? Seda'dan bana fırsat mı kaldı? Yıllar sonra bir gün beni anarsan dudakların değil kalbin sızlasın diyerek ilgili mercilerin bu konuda insafa gelmesini diliyoruz. Tavşan kardeş. CNN Türk Televizyonu Burada Laf Çok programı, Burada Laf Çok Haber Merkezi'nin hazırladığı Burada Laf Çok Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Biz yarın akşam da CNN Türk Televizyonu Burada Laf Çok programı, Burada Laf Çok Haber Merkezi'nin hazırladığı Burada Laf Çok Haber Bülteni'ne karşınızda olacağız. İyi geceler. Şimdi o yerlerde.
Merhaba, inekler merdiven çıkabilir ama inemezler. Thank you.
fıkır fıkır her yeri, sefa geldi biz dostlar. Fıkır fıkır her yeri, sefa geldi biz dostlar. Ye iç gül eğlen dostlar, ehlen ve sehlen dostlar. Ye iç gül eğlen dostlar, ehlen ve sehlen dostlar. Işığını yaktım.
ve televizyon izleyip vakit geçirmek için salona doğru gitmeye başladım. Salona giderken evin bütün ışıklarını yakıyordum. Salona geldim. Salonun ışığını yaktım. Arkama dönüp baktığımda evdeki bütün ışıklar sönmüştü. Korktum. Üst katta oturan arkadaşımı aradım. Gecenin bir vakti geldi. Durumu anlattım. O sırada benim açık bıraktığım odamın kapısının kapalı olduğunu gördük. Kapıyı dinlemeye başladık. İçeriden kahkaha sesleri ve tıkırtılar geliyordu. İyice korkmaya başlamıştım. Arkadaşım yavaşça odanın kapısını açmaya başladı. Kapıyı açtığımızda içerisi kapkaranlıktı. Lambayı yaktım. Odamdaki her şey yanmıştı. Duvarlar kapkaraydı. Hiç duman yoktu. Ama içerisi çok sıcaktı. Çok korktum. O gün orada ben çok korktum.